Kıymetli milletvekillerimiz, değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, Türkiye'ye yönelik suikastlerin en tehlikelilerinden birisi olan 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümüne sayılı günler kala önemli bir serginin açılışı için burada toplanmış bulunuyoruz. Önemli bir siyaset bilimci Sartori, çağımız insanının homo videns, gören insan olduğunu söyler. Bugün burada açılan serginin de 15 Temmuz gecesinin hakikatlerini birkaç daha görmek ve göstermek için bir fırsat, bir vesile olmasını temenni ediyorum. Eskiler hafıza-i beşer nisyan ile malüldür derler. Gerçekten de insanoğlu hayatın belirleyicisi sayılabilecek birçok hadiseyi, pek çok önemli prensibi, kaideyi unutmaya meyyaldir. Halbuki unutmak, aldanışlara sebep olan hataların başında gelmektedir. Bazen tarih tekerrür eder sözünü duyarız. Ben o kanaatte değilim. Tarih tekerrür etmez. Sadece benzer hatalar, benzer sonuçları, unutulan hakikatler de derin yanılgıları ve yanlışları doğurur. Tarihin menfi manada tekrar etmemesinin yolu, geçmişin hatalarına düşmemek ve hakikatleri unutmamakla mümkündür. Bundan 3 yıl evvel 15 Temmuz gecesi başlayan ve ertesi gün öğlene kadar devam eden darbe girişimini hep birlikte yaşadık. O sıcak gecede millete ait teçhizatla sokağa çıkan hainlerin büyük suikastine ve o suikaste karşı vatanı koruyan asil milletimizin cesaretine hep birlikte şahit olduk. Türkiye'nin ve milletimizin geleceğini gasp etmek isteyenlere direnen 250 vatan evladının şehadete eriştiğini, 2000'i aşkın kardeşimizin gazi olduğunu hep birlikte gördük. Bugün burada açılan sergi, o geceye dair şahitliklerin küçük fakat her halükarda çok kıymetli bir parçasını teşkil etmektedir. 15 Temmuz darbe girişimi ne kadar alçaksa, o darbeyi durdurmak için harekete geçen milli şuur ve direniş de en az o kadar yüce ve örnek teşkil edecek düzeyde parlaktır. O gece yaşanan ihaneti ibretle, o ihaneti boşa çıkaran cesareti gıptayla anmak vatanperverliğin şartlarından biri sayılmalıdır. 15 Temmuz hain darbe girişimine dair şahitlikleri içeren bir serginin bu çatı altında açılması daha derin bir manaya da sahiptir. Zira bu çatı 100 yıl önce memleket işgal, millet esir edilmek istenirken ya istiklal ya ölüm diyen cesur ve şuurlu insanların vatanperverlik merkezi olmuştur. Bu serginin bu binada açılması büyük öneme sahiptir. Zira bu bina 100 yıl önce kurtuluşu başka bir devletin himayesinde görenlere karşı istiklali tam iradesini çelikleştirenlerin karargahı olmuştur. Bu sergi bu mekanda daha da değerlidir. Zira 100 yıl önce karanlığın her yönü kuşattığı bir ortamda vatan kurtulacaktır, zafer kazanılacaktır kararlılığı bu mekanda tecessüm etmiştir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 100 yıl önce o kararlılığı gösteren herkesi tazimle ve rahmetle anıyorum. Kıymetli milletvekillerimiz, değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, 15 Temmuz gecesi ülkemize ve milletimize kasteden hain darbe girişiminin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hedef alması, bombalaması boşuna değildir. Darbeci hainler bu yüce meclisin milletimiz için taşıdığı büyük kıymeti bildikleri için buraya saldırmışlardır. Fakat bu binada açtıkları yara milletimizin o darbe girişimine karşı daha iştiyakla direnmesi sonucunu doğurmuş ve darbe mağlup edilmiştir. Bu kahramanlık tablosu 100 yıl önce işgale direnen asil milletimizin bugün de karşılığını bulan bir yansıması olmuştur. Çatısı altında bulunduğumuz bu yüce meclisin gazi unvanı hem burada görev yapan başta milletvekilleri olmak üzere herkesin hem de bütün milletimizin en çok gurur duyduğu hususiyetlerden birisidir. Gazi unvanını taşıyan bu yüce meclis iki kere böyle anılmayı hak etmektedir. Evvela bu meclisin temelinde, özünde, harcında,
işgale karşı kurtuluş ve istiklal iradesini yükselten bir iman vardır. İkinci olarak bu meclis, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bombaların hedefi olmuş, buna rağmen direncini ve cesaretini ortaya koymayı bir vazife bilmiştir. Sözün burasında 15 Temmuz gecesi, Yüce Meclis bombaların hedefi haline gelmişken, buradan ayrılmayan, milletiyle birlikte ihanete geçit vermeyen her bir milletvekili arkadaşıma tebriklerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Başta Sayın İsmail Kahraman olmak üzere, hem burada hem de illerinde o darbe girişimine karşı duran milletvekili arkadaşlarımız, Gazi Meclis'in şanına ve mirasına ne kadar layık olduklarını göstermişlerdir. 15 Temmuz darbe girişimi, bu milletin tarihinde tesadüf ettiği en hain yıkım çabalarından birisidir. Bu ihanet hareketine karşı milletimizin verdiği karşılık ise asaletine yaraşır bir kahramanlık örneğidir. Bunlar tarihi hakikatlerdir. Bu hakikatleri tahrif etmeye ve o gece sergilenen ihaneti hafif göstermeye ve milletimizin direnişini küçümsemeye çalışanlar ya gafillerdir ya da memleketimizin ve milletimizin hasımlarıdır. 15 Temmuz gecesi milletimiz sonunu düşünme gereği duymadan seçilmiş Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle sokaklara çıkmış, geleceğini gasp etmek isteyenleri ait oldukları utanç çukuruna gömmüştür. Az sonra gezeceğimiz sergide, göreceğimiz fotoğraflarda işte o gecenin ihaneti ve milletimizin kahramanlığı vardır. Eşine az rastlanır bir cesaretle ve hakikate ayarlı bir basiretle o geceyi aydınlatan mücadele bu sergideki fotoğraflarda apaçık ortadadır. Kıymetli milletvekillerimiz, kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar, bir millet kahramanlarını andığı ve anladığı, kendisine ihanet edenleri yokluğa ve utanca mahkum ettiği sürece ayakta kalabilir ve yarınlarına umutla bakabilir. Vatanı ancak milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır inancına bağlı, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir düsturuna dayanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında açılan bu serginin, atlattığımız badirenin, uğradığımız ihanetin hakiki boyutunu bizlere bir kez daha hatırlatacağı kanaatindeyim. Zira hakikatler hem öğrenilmek, hem akıldan çıkarılmamak ve hem de sürekli hatırlanmak içindir. Milli mücadelenin 100. ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu günlerde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milli mücadeleye ruh veren bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi vatan savunmasında ve milli iradeye sahip çıkarken 15 Temmuz'da toprağa düşen bütün vatan evlatlarını rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Allah milletimize bir daha böyle kara günler göstermesin ve asil milletimizi yeniden Büyük Türkiye davasından ayırmasın.